Huzurevi sakinlerin çoğu yazları bahçedeydi. Yaz bahçelerindeydi. Kimisi ağacın altındaki banklara kurulmuş. Kimisi tentelerin altındaki sandalyelere kurulmuş. Kimisi ise kamelerin yanındaki masalara kurulmuştu. Bu kamelerin yanındaki masalara kurulanlar 80 yaş ve üzeriydi. Ve bu kamelerin yanındaki masalara kurulanlar 80 yaşın altında olmazdı. Bu bir gelenek gibi bir hale gelmişti. Söz dolaştı durdu. Bu huzur sakinlerinin neden buraya geldiklerine kadar geldi. Nuri Bey başladı söze. Ben emekli bir öğretmenim. Eskiden emekli olmadan önce genciken o köy senin bu köy benim dolaşıp durdum. Sonra ben emekli olunca da kafama dank etti. Çocuklar dolaştığım için kendi kendime dedim ki Nuri Bey çocuklar, bak senin çocuk öğrencilerin var. Sen niye çocuğun yok? Sen niye elenmedin diye bir düşündüm durdum. Ya sonra baktım yanına gidecek kimsem de yok. Kahveni attım kendime. Orada da şimdiki gibi sigara yasağı yok. Herkes pahur pahur sigara içiyor. Bence de açtım bronşitler. Sonra dershaneye girdim. Biraz çalıştım orada. Baktım tempoya ayak uyduramıyorum. Attım kendimi huzur evine. Şimdi sizin gibi bir dostlarım oldu. Sizinle de depreşiyorum. Televizyon izliyorum. Zaman geçiyor böyle işte. Dedi. Biraz hüzünlenir gibi oldu. Şevki Hanım onu teselli etti. Nuri Bey hiç canını sıkma. Ben evlendim de ne oldu? Benim babam beni çok döverdi. Sonra beni bir kocaya verdi. Kocadan da dayak yedim. Kaynanam biraz benim çok tetereveliydi. O da beni döverdi. Sonra kocam üstüme ısırdı. Onu da beni dövdürürdü. Ben çok küçük yaşta evlendim. 13 yaşlarında falan evlendim. Hatta benden önce bir ablam varmış. O ölünce bizimkiler nüfusa gitmeye erinmişler ben doğunca. Onun nüfusunu aktarmışlar. Oldu mu yaşım bir 12-13? Ben tarlada çalıştım. Hatta üçüncü çocuğumu tarlada doğurdu. Yani sonra benim kocam ölünce bizim çocuklar mallarını üşüttüler. Her şeyi sattılar. Hatta evimizi bile sattılar. Beni dımdızlak ortada bıraktılar. Benim hikayem de böyle işte, dedi. Sonra Nuri Bey bu sefer Şevki Hanım teselli eder gibi oldu. Biraz da kendisi teselli oldu. Şevki Hanım, kanun var, nizam var. Neden hakkını aramıyorsun, dedi. Şevki Hanım, ben ne bileyim kanundan, nizamdan anlamam. Artık olan oldu, dedi. Azize Hanım girdi söze. Ben de çok koca dayağı yedim dedi. Şimdiki çocuklar çok cahil, çok zalim bir çocuk. Eskisi gibi değil dedi. Adem Bey bu sefer söze girdi. Allah var, benim çocuklarım öyle değil. Bana saygıda kusur etmezler dedi. Azize Hanım bu sefer biraz yüzünü buruşturdu. Sordu Adem Bey'e. O zaman Adem Bey, o zaman siz neden buradasınız? Adem Bey, benim çocuklarım ikisi de Almanya'da işleri var. Beni de yanlarına götürmek istediler. Bana dediler ki, baba gel bizimle beraber ol. Seni burada bırakmak bizim içimize sığmıyor. Gel bizimle beraber ol dediler. Ben dedim ki o çocuklarıma, oğlum ben ne yapayım elim memleketimde? İz bilmem, yol bilmem, nisan bilmem. Sonra huzur evine gel demişti dedi. Sonra bundan sonra Gülay Hanım söze atladı.
Biraz da yapayasını daha sevgi sallayarak böyle dedi ki bizim çocuklar değil, pardon. Gülay Hanım size girdi. Benim bir tane çocuğum var. Evli. Bir ne zaman bizim oraya gelmek istese uyarılır gelin hemen karşı çıkar. Hatta bir bayram günü çocuğum bana gelmek isterken Yoroz gelin araya girdi. Araya mı girdi? Ne yaptı? Anne dedi, bu bayram sana gelemeyeceğiz. Bir bayram tatil çekilişimiz var. Eğer sana gelirsek yanacak. O yüzden mazur gör dedi. Sonra Mühibe Hanım, bizim üç çocuğumuz olmadı. Refik'im çok işinde gücündeydi. Ondan sonra işinde gücündeydi Refik Bey'imiz. Çocuğumuz olmadığı için ben bilemem. Acaba çocuğumuz olsaydı bize yanık olur muydu? Bize sahip çıkar mıydı? Bilemem orasını dedi. Sonra Şefik Bey ve sonra Nuri Bey Şefik Bey ve Safiye Hanım'a dönerek onların baktı onlar karı koca gelmiştir. Safiye Şefik Bey bizim durumumuz üç aşağı beş yukarı aynı. Kimisi kocasını kaybetmiş, kimisi bekar. Siz karı koca gelmişsiniz. Neden acaba dedi. Adem Bey hemen araya girerek ya işte çoluk çocuktan yana vurulmuşlar yani çoluk çocuğu eziyet etmişler ondandır. Üç aşağı beş yukarı hepimizin hikayesi aynı dedi. Sonra Nuri Bey araya girerek ya üstadım bırak da kendileri anlatsınlar ya dedi. Safiye Hanım bizim çocuklardan yana sıkıntımız yok. Biz komşulardan yana buradayız dedi. Sonra Gülay Hanım araya girerek bilmez miyim? Bizim de komşularımız vardı. Bizim komşularımız yukarı, biz alt kattaydık, üst katta halay mı çekmediler, davul mu çalmadılar, yoksa hoplamadılar mı, hopladılar mı, hoplamadılar mı, ne yapmadılar? Sonra bizim herif gitti yanına üst kata, ta kapısını tıkladı. İzbandut gibi bir herif bizim herifin boğazına üşmesin mi? Biz de hemen o evden taşındık dedi. Sonra Mühibe Hanım girdi söze. Biz de komşulardan çok çektik. Bizim katta o zamanlar kimsenin de teyip yok. Almanya'dan komşuya teyip gelmiş. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses dinliyorlar. Ben alışık değilim öyle Ferdi Tayfur'a, Müslüm Gürses'e. Ben sanat müziğine aşinayım. Ondan sonra biz de uyardık onları. Ben akşam sanat müzik bölümü mezunuyum. Türk sanat müziğini dinlerim. Bizim de öyle bir sıkıntımız oldu işte, dedi. Nuri Bey bu sefer ben Sivas'tayken hiç yemek pişirmezdim. Bizim komşularımız iyiydi.
Bir şey söylediler, acaba kokar mı diye hemen getirirlerdi. Orada mantıla, o mantıya hingel derlerdi. Çok da güzel olur. Sonra kamelya oturur beraber çay demler, her gün bir çay demler otururduk. Çok da güzel vakit geçirirdik. Nerede o günler dedi. Sonra Şevki Hanım söze girdi. Benim komşum vardı Zehra diye. Ben Gürkan ve Serkan'ı doğurduğumda bana çok yardım etti. Ev işlerimi hep o koştururdu. Onun da çocuğu vardı, iki tane. Benim işlerimi hep o yapardı. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir kadındı. Nerede orada komşuluk dedi. Sonra Nuri Bey Safiye Hanım ve Şevki Bey'e sordu. Dedi, siz nasılsınız? Siz neden buradasınız? Dedi. Sizin komşular nasıldı? Dedi. Safiye Hanım, hiç sormayın. Bizim bey televizyon izliyordu. Birden yok artık, bu kadar da olmaz diye bir şey söyledi. Ben de o ara bulaşıyordum. Kopturdum. Bir şey mi oldu diye bizim beye. Elimin köpükleriyle geldim. Baktım, haberde İstanbul'un orta semtinde uyuşturucu operasyonu diye bir haber var. Sonra bu haberin daha detayına indik. Bir de ne görelim? Herkes birden düştü. Ne gördün dediler. O İstanbul'un semti bizim semt. Daire bizim daire. Baktık, bizim ayakkabılar, bizim karşı dairede adamlar nasıl bir düzen kurmuş. Işık kandırma sistemi mi ararsınız? Yoksa havalandırma mı? Her şey var. Yani bizim burnumuzun dibinde uyuşturucu istiyorlarmış. Herkes vay be dedi, inanamadı. Sonrası da mı var dediler. Evet dedi. Sonra bir baktık. Yine haberlere. Biz haberleri hiç kaçırmayız. Yine aynı İstanbul'da, affedersiniz, bizim dairede fuhuş kurmuşlar. Fuhuş yapmışlar. Sonra baktık. Bu da bizim daire. Polis ve baktık sitenin önünden gazeteciler ve polisler akın akın bizim daireye geliyorlar alttan. Nur Bey araya girerek, yahu siz iş mi fark etmediniz? Dedi. Sonra Şevik Bey, biz 8'de 9'da yatarız. Biliyorsunuz bu işler gece olur. Dedi. Nuri Bey tekrar, polislerin gizlinden değil mi? Gece gizlinden değil mi haberiniz olmadı? Dedi. Sonra Safiye Hanım, bir siren sesi duyduk ama biz herhalde yangın alarmı mı ne sandık. Baktık, polis geliyor. Sonra dedi, Allah Allah dediler, yine mi anlatacaksın? Daha ne oldu? Daha ne olacak ki dediler. Daha ne olsun? Bizim üst katta teröristler varmış. El yapımı bir bomba yapıp sağa sola sevk ediyorlarmış. Ondan sonra artık biz de kapımıza kilidi vurduk. Baktık olmayacak. O siteden bize hayır gelmez. Biz de kendimizi attık buraya.
Ondan sonra Eyüp Hanım sanat mezunu olduğu için, müzik mezunu olduğu için biraz şakımıza da başladı. O ara herkes, biz dost olduk artık. Şimdi artık burası bizim dosthanemiz dediler. Ne Mehba Hanım bir, bu sözün üzerine bir şakı mırıldandı. Hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi de eski dostlar eski dostlar diye bunu böyle bir şakı mırıldandı. Adem Bey herkese ayağa dedi. Kol kola girdiler ve herkes bu şarkıyı söyledi. Ve bu hikaye de burada bitti. Sütül senet bitsek affola diyorum. Herkesi beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.